الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش كيلديلر الله كحمد بوسن يرتكن رب مزك شكران لرمز بوسن kun o'tdi, o'lim yaqinlashdi. Erta tong bomdod o'qidik, bir pasda xufton bo'ldi. Kecha juma edi, ertaga yana juma. Ey Allohim, berayotgan kun tunlaringni barakotli qilib bergin. Unda taatni, ibodatni, yaxshi amallarni nasib etgin. Ulug'lar azizlar aytganki, bu hayot degan bir dahshatlik tushga o'xshaydi. O'lganingda uyg'onasan, haqqoniy hayotni u yerda ko'rasan demoqchi. Muhtaram azizlar, hayotimizni bir o'ylab ko'ring. O'tgan umrimizni, davrimizni bir hisoblab ko'ring. Qancha yaxshi amal qilishga ulgurdik yoki ulgurmadik? Endi qandoq bo'ladi? Bu yog'iga qancha narsalar bor? Qancha umr bor? Uni kim biladi? Ey Allohim, bizga nasib etayotgan on kunlaringni sanga toat bilan, ibodat bilan, zikri duo bilan, bir insoniyatga qo'limizdan kelgan bir yaxshilikni qilishlik bilan o'tkazishni nasib etgin. Iymonimizni o'zimiz uchun hamroh qilgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Demak, muhtaram azizlar, Imom al-Buxoriy hazratlarini El Adab El Mufrat eserlerden 13. bab Babun birrul validil müşrik. Müşrik ota-onaga yaxshilik qilish, yaxshilik qila berish haqida. Oldingi mavzuda müşrik otalarga, müşrik onalarga istig'for aytmaslik haqida bob kelgan edi. Bu galgi mavzuda müşrik bo'lsa ham ota, müşrike bo'lsa ham ona, ularga yaxshilik qilaverish haqida. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qol. Nazalat fi arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariq Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. فأنزل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأواصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر رواه البخاري وجد مشهور حديث إمام البخاري ده إمام مسلم ده أبو عيسى الترمذي ده يعني بر قنچه محدثاتلارنى uluglarnى kattalarini kitoblarida deyarli shu holatda keltirilgan. Ma'nosi sharh. Sa'd ibn Abi Waqqas aytadilar. Qisqa bu zotni aytib o'taylik.
Hazret Sa'd ibn Abi Waqqas deganlar Hazret Sahobiyal Jalil. Ma'lumingiz kim? Hazret Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayotlik paytida 10 ta sahobiyni jannati ekanligini aytgan edilar. O'shalardan bittasi Sa'd ibn Abi Waqqas. Madinani yaqinida bir 7 kilometr, 8 kilometr narida olamdan o'tadilar. O kishini Baqiya degan qabristonga olib kelib ko'milganlar. Sa'd ibn Abi Waqqas juda ulug' mashhur sahobiy radhiyallohu anhu. Shu kishi aytibdilar. Meni haqimda Allohning kitobida 4 narsa nozil bo'lgan. O'shanga men sabab bo'lganman. Sa'd ibn Abi Waqqas. Hay. Qur'on qiyomatgacha ketadigan kitob. Boshqa kitob nozil bo'lmaydi. O'sha kitobda meni sababim bilan 4 ta oyat nozil bo'lgan, deyaptilar. Birinchisi Makka'da yaşayatken peytimizden onam kasam içken idiler. Şunaki kasam içtiler ki, ta oğlum Sa'd ibn Abi Waqqas, Muhammed'den acrama günüce men yemeymenem, içmeymenem deyip kasam içtiler. Şunda ayet nazil oldu. Sure-i Lukman'ın 15. ayeti. Manası. Agar senga urinsalar menga shirk etishingni urinsalar o'zing bu haqida ilming yo'q narsa haqida menim haqimda seni ilming yo'q boshqa insoniyatni ham ilim yo'q insonlar urinsalar shirk keltirishga seni ularga itoat etmagin balkim ular bilan dunyoda yaxshi yashagin. Qanaqa bu? Ota ona shirk keltirishni talab qilib yotibdi. Ja bu mashhur voqea bu. Haqiqatda Sa'd ibn Abi Waqqas Makkada. Bu kishi nom chiqargan edilar. Onalariga, otalariga yaxshi xizmat qilib nom chiqargan edilar. Hamma Sa'd ibn Abi Waqqasni makkaliklar hammasi havas qilishardi. Mani ham bolam Sa'd ibn Abi Waqqasga o'xshasin. İloho meni ham bolam Sa'd ibn Abi Waqqasga o'xshagan yigit bo'lsin. Onasiga shuncha yaxshilik qiladi bu yigit deb hamma arablar maqtashar edi. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirdilar. Ma'lumingiz kim o'sha davrda bu holatlar maxtiy edi. Buni ona bilib qoldi. Qasam ichib ey bolam Sa'd Muhammeddan ajramasakansan men yemaymanam içmeymanam deb qasam içtiler. Qasam içkenler yemmaydi. Hammaga aytaman seni. Meni bu ahvolga qo'yganingni, och qoldirganingni, chanqattirganingni. Hammani oldida izza bo'lasan, hammani oldida obro'ying to'kiladi deb qasam içti onam. Men shunda onamga onajon yemesengiz, içmesengiz, ölüp kalasız. Talıkıp ölüp kalışıngiz mümkün. Lekin bilip koyun anacan, 100 madde talıkıp ölüp kalasengiz hem ben Allah'a şirk getirmeyim ben dediler. Bilip koyun anacan, 100 madde yemesten, içmesten ölüp kalasayız eğer Allah'a ben şirk getirmeyim ben dediler. Onanın hizmeti de devam ettiler. Allah tebarek ve teala bunga ayet nazil kıldı. Ey müminler, ey Müslümanlar, özingiz bilmegen ilim, özingiz bilmegen nerseler de, menge Allah tebarek ve teala'ga eğer insaniyet sizni şirk keltirişke mecbur kısa, ularga ergeşme. Belkim ular bilen dünyada yaxshi muomalada bo'ling. Hukum şu eken. Eğer ota ona müşrik o'qsalar, hukum şu eken. Ketide. İkinci kegen ayet. Gazatlarını biri de bir kılıçını kurdum. Cüda yakıp gitti şu kılıç menge. Men peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge. Ya Resulallah şu kılıçını menge. Savga kuvarın, hediye kuvarın dedim. Şunda ayet nazil oldu.
Allah'ın Resulü sizden enfal hakkında soraydılar. Enfal degeni bitti. Ölce hakkında gap ketyapti. Mumin Müslüman o şapaytdaki cengini kaydasına göre yutkızgan tamamını mal devleti yutgan mağlup boganlarını mal devleti galiplerini ortasında taksimlenişine atını ganimet deydi. Mağlup bogan tamamını mal devletini galip bogan tamamını ortasında taksimlenişine atını ganimet deydi. Oşa ganimetteki kılıçlardan biri yeken şunu menge bir koya kalın. Allah tebarek ve teala ayet nazil kıldı. Sizden ya Resulallah ganimet hakkı da soraydılar. Menge birin deyip eytediler. Siz eytin. Bu ganimet Allah ve Resulü'nün hükmüdedir deyip eytin. Etibar verin. Ganimet Allah ve Resulü'nün hükmüde. Oşenden beri Müslümanların cemaası toplanadigan püller, mallar, amanet bop kaldı. Bunge hiyanet etkenler ise hain boldu. Hikaye etiledi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cengde şehit bolgellerinin namını birme bir seneyi başladılar. Falancı, falancı oğlu, falancı, falancı oğlu. Diğerlik hemmenin namını ettiler. Lekin bir sahabini, gözüm bilen körgen bir adamını namını etmediler. Men islettim. Ya Resulallah falancıyem şehit bugün. İndemediler. Resulullah işitmeyi kaldılar çekilik. Deyip kaytetten ettim yine indemediler. Ya bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittiler. Bunu bayisini biliş gerek sebebini. Deyip onu yanıda cerahat ogen yanıda o şey uruşta yaradar boganını den sorayı başladım. Ey Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamma uruşta cengde halak bolgellerinin şehit ekelligiden başarat verdiler. Lekin seni çirgin palancını başarat vermediler. Nega unaqa? Şu bilen ikkovları turuştu ki haligi başarat etilmegen zatını, meyyitini tepesige bardılar. Yanını tutup karesse haligi zattan, haligi ötken adamdan ganimet köyleylerden bittes çıktı. Uruş bulup ganimet ortada bölünmesten aldın haligi adam haligi köyleyini yanıgı sageneken, koyunugı sageneken. Oşa bilen ölüp kagen eken, şehitlik nasip olma gen eken. Ulema eytedi. Müslümange hıyanat kigen, ümmette şehit bölüp ölse, ondan kabulmez değilge. Bunu hesapka alış gerek mi? Bunu öyle bir yaşayış gerek. Enfal suresi hem, beni savalım arkasından nazil bölgen idi. Üçüncüsü. Üçüncüsü bir günü bemar buldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem körgeni kip kaldılar. Beni uzatka ettim. Ey Allah'ın Resulü! Malımını hemmesini mumun Müslümanga vasiyet ettim. Kummediler. Yarımısını vasiyet etemen ya Resulallah. Ungeyem kummediler. Üçten birini çi desem cim bop kaldılar. Şundan kegin dinimizde vasiyet etilgen mal üçten biriga o'tadigan bo'ldi. Qarang, Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosni kasal bo'lgan paytlarda payg'ambarimiz ko'rgani kelgan ekanlar. Kasallari kuchayib u kishi vasiyat qilaman desalar, yarimisiga, hammasiga unga ko'nmagan ekanlar, uchdan biriga ko'ngan ekanlar. O'sha qilig'im, o'sha ish islom dinida hukm bo'lib qoldi. Hozirgi kunda ham odamni ko'ziga dunyo tor ko'rinib ahireti esige çöp, azap, davzak meseleleri, cennet meseleleri unge galip olup malımını hemmesini mumun musulmanga bir vardım deyip ölüp gitken takdirde uçtan birge işlerken hüküm. Hemmesini verdim mumun için, musulman için. Hemmesini verdim degen takdirde uçtan birini vasiyet kısa bölerken kagen nakil etmeseken o şeyem Sa'd ibn Abi Waqqosdan kagen eken. Törtüncüsünü ettiler. Törtüncü işim
O'sha paytda aroq ichardik. Hali harom qilinmagan edi. Ansor qavmlar bilan ziyofat bo'lib o'sha joyda xamir ichdik. Shunda ansorlardan bittasi tuyani jag suyagi bilan burnimga tushirib burnimni qonatdi. Burnimni yordi. O'sha holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bordim. Shunda xamir harom etilgan oyatlari nozil bo'lgan edi. Shunda oyat kelgan ekan. Ey Rasululloh, ey mu'minlar, albatta qimor, albatta qimor, albatta fol ochishlik najas ishlardir. Qimor, fol ochishlik, shuni qatorida xamir najosatdir. Undan siz to'xtaysizlarmi, yo'qmi? Degan oyat ma'nosi nozil bo'ldi. Oyat nozil bo'ldi. O'sha ham men bilan bog'liq edi degan rivoyatni Imom al-Buxoriy keltiribdilar. Xulosa shuki, muhtaram azizlar, Hazrati Payg'ambarimizga sallallohu alayhi vasallamga buyuk Qur'on birdan nozil bo'lib qolmagan ekan. Kitoblarda 22 yil 8 oy degan. Bir kitobda 23 yil 6 oy degan. Muddatda vaqtiga, vaziyatiga qarab nozil bo'lib turgan ekan. Bu bir, ikkinchisi. O'sha oyatlarni tushish sabablari bor ekan. O'sha oyatlarni tushishiga ba'zi sahobalar sababchi bo'lishgan ekan. Uchinchisi. Sa'd ibn Abi Waqqos sahobalarining ichida Allohim taborak va taoloning huzurida payg'ambarimizning huzurlarida obro'lari baland ekan. U kishi asharai muboshshirotni birlari ekanlar. Shu kishi sabab bo'lgan ekanlar to'rtta hukmga. To'rtinchisi, birodarlar, agar otamiz, onamiz shirkka da'vat etgan taqdirlarda ham u ishni bajarmasak, u ishni bajarmasakamiz, shirkka unamasakamiz u, lekin ularga yaxshilik qilishda bardavom bo'lar ekanmiz. Allohim barchaga tavfiq bergin, rushd bergin, hidoyat bergin. Hali bu rivoyat, bu hadisni eshitarmiz, hali boshqa hadislarni eshitarmiz, shoyat qalblarga kirsa, shoyat aqllarda o'rnasa, shoyat bunga amal qilsak, shoyat Rasululloh eslarimizga, yodimizga tushsalar, ul zotga muhabbatimiz, mehrimiz, hurmatimiz ochsa, uyg'onsa, shoyat janobimizga salovatlar o'qisak, shoyat shafoatlari nasib bo'lsa, subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohim Hazrat Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hadislerden, Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas uluq sahabini hikayelerden eşitken bulduk. İlaha sevablarını atalarımız, analarımız, imanda sabit olan mu'minlerge, mu'minatlerge lillahi hedaya kıldık. Amel etiş baktını Allah'ım nasip etkin. Hazreti Cenabımızın şefaatlerden berçemizge nasip etkin. Ve sallallahumma ala seyyidina ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله.